alışsın. İşim gitmek üzere. Konuşabilir miyiz Naz? Ne konuşacağız sabah sabah? Düşündüm de Pelin bizi huzursuz etsin istemiyorum. Pelin beni huzursuz etmiyor. Seni ediyorsa bilemem. Şu kitap, içindeki fotoğraf falan. Ferit'ciğim, insanlar birbirine kitap hediye edebilir. O kitapların arasında fotoğraf da saklanabilir. Hatta o fotoğraflar o kitabın arasına başka şekilde bile girmiş olabilir. Olur öyle şeyler. Problem değil. Bunların hiçbiri bir sıkıntı yaratmıyor diyorsun ya. Öyle mi? Bizim evliliğimiz sahte Ferit. Ben bunu unutmuyorum. Sen de unutma. Bulut'un durumuna engel olacak bir şey yapmadığın sürece ne yaptın beni ilgilendirmez. Tamam. Bir de bugün gastronomi röportajı var. Saat 12'de restoranda olman gerekiyor. Geleceğim. Orası ikimize ait. Pelin falan önemli değil. Tam zamanında orada ol bana yeter. Çıkmam lazım. Ay kızım, sen Deniz'i görecektin dün ya. Resmen ben o adamla konuşmaya başladım. Sonra bu gördü. Bizim o umursamaz bohem Deniz gitti. Yerine böyle racon kesen bir adam geldi yani. Delirdi. Ama Fatoş ya, bu kesin benden hoşlanıyor ya. Hem ben ona iyi geliyorum. Bak ben görüyorum bunların hepsini. Kesin hoşlanıyor bu benden. Ya şimdi Deniz'in gözleri açık ama algısı kapalı. Ama ben anlamaz mıyım ya? Ama ben bilirim. O bilinci de böyle yavaş yavaş açmasını bilirim yani. Değil mi Fatoş'cuğum? Aynen öyle Osman'cığım. Vallahi sana katılıyorum. Zaten sana katılmamak mümkün mü? Lütfen. Çok güzel. Peki tam olarak hangi kısmına katılıyorsun aşkım? Etrafımda Leyla bir değil ki. Osman, söylediklerin hepsini duydum ama hiç hoşuma gitmedi. Başını belaya sokmasan kendin için daha iyi bir şey yapmış olursun. Ben sana söyleyeyim. Ama sen önce kendine bak be. Sen böyle anca düşünüp durursun yani. Aferin, böyle devam et. Ay Yasun. Otobüs de nerede kaldı ya? Nasıl? Valla bana bir atmosfer falan da efsane ya. Acayip içine çekiyor insanı yani. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bana bir itirafta bulunayım yani. Ben bu karateydi, funjitsuydu, işte judoydu hepsini birbirine karıştırıyorum, haberin olsun yani. Tarık, aslında bunlar hepsi birbirine yakın ama o kadar da uzak. Yani hem yakın hem uzak. Vay, çok felsefi oldum anami. Helal olsun. Yalnız felsefeyi falan bir tarafa bırakalım. Bence direkt aksiyona girelim. Çak bana bir tane. Çak mı? Nasıl çak, ya? Çak. Bir tane çak. Şöyle şuraya. Bakayım eline. Ha, tamam, senin ellerin de ufak. Öyle fırıncının küreği gibi değil. Asıcı, vur. Ya yapıştıramam. Ben vuramam ki. Ya vur. Nasıl vuramam ya? Ben vurmayı bilmiyorum. Sadece savunmayı biliyorum Tarık. Ay ama yani manami. Biz niye geldik o zaman buraya? Oho. Ben de sana vuramam yani. Ben bir kadına vuramam. Üf, ne yapalım? Gidelim o zaman. Tavla oynayalım. Sen beni tavla dayan yani. Ya Tarık dur. O zaman şöyle yaparım. Bana saldır. Ya manami, ben sana vuramam, bir kadına vuramam diyorum. Sen bana saldırmalı maldırmalı şeyler söylüyorsun. Vuramam ya. Bana doğru koş. Koşayım mı? Evet, bana koş Tarık. Koşarım ama bak ha. Koş. Koşarım bak. Bana koş Tarık. Vallahi koşuyorum. Vallahi. Oski. Gel. Allah! Hayır! Hayır! Aa! Aa! Aa!
Ah çok iyi, çok iyi. Tam olarak bundan bahsediyordum. Şimdi bak hemen kalkalım, bir tane daha yapalım aynısını da. Çok iyi mi? Ha, bayıldım, bayıldım. Yemin ediyorum. Manami içinden bir ninja çıktı ya. Ah çok iyi. Aa. Ay Deniz arıyor yani. Adamın gecesi benle, gündüzü benle. Efendim Deniz? Senin şu okul taksidin vardı ya. Ha var, ne oldu? Artık yok. Yani öyle bir derdin kalmadı. Nasıl ya? Ay bunlar attılar değil mi beni okuldan ama bana daha söylemediler. Yani atıldım ben değil mi? Yok ben hallettim. Yani parayla ilgili bir sorunun kalmadı. Ekstra bir iş bulmana da gerek yok. Ya senin tek yapman gereken iyi bir öğrenci olup okuluna düzenli bir şekilde devam etmen. Ay Deniz çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol yani, senin bunu yapmana hiç gerek yoktu ama hep bir yandan da iyi ki yapmışsın yani. Böyle ben hep düşünürdüm insanları böyle piyangodan para çıktıkları zaman nasıl hisseder falan diye. Tam olarak öyle hissediyorum şu an. Bu böyle bir ismiş yani. Ama benim piyangom da sensin galiba. Asuman. Bak senden tek istediğim Muzaffer itinden uzak durman. Ondan kimseye hayır gelmez. Dedi ki sana hiç gelmez. Tamam mı? Ya tamam tamam, merak etme. Yani yarın öbür gün bir yerde karşılaşırsanız asla muhatap olmayacaksın. Ay tamam. Söz veriyorum ya. Muhatap olmayacağım, konuşmayacağım. Benden sana milyar kere kahvaltı hazırlama sözü. Bütün bulaşıklar malaşıklar hepsi de benden. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Yani aşk insanın halleri işte. Tabii yanlış anlaşılmasın canım. Deniz'den bahsediyorum. Ya böyle aşk maşk falan biraz abartıyor olabilirim belki ama. Kesin seviyor mu beni? Dün hoşlanıyordu, bugün seviyor. Yarın da elinde yüzükle gelir. Sen var ya Osman, asıl Nazlı'ya ne hesap vereceksin? O seni sevecek mi acaba? Bir onu söyle bakalım. Çok güzel, çok güzel Manevi, duvara takılma. Sür, çok güzel, çok güzel. Tam orası. Manevi tam orası, devam et. Kırma. Çok güzel. Kırma. Sırt üstü yatır beni, vur. Ah. Ah. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni biraz fazla hafife alıyorsun. Ben çekiç senlerle büyüdüm ya. Ya öyle mi Tarık? Kız. Ah. Ah. Tarık canın acıyor mu? Hayır, hayır hayır hayır. Her şey çok güzel. Çok güzel gidiyor. Hatta senin daha yerin var. Biraz daha sıkabilirsin. Ah çok iyi. Ya şey gibi düşün böyle. Gecenin bir yarısı su damlatır ya musluk. Kalkar onu bir sinirle sıkarsın. Öyle sık. Ah çok güzel madem, çok güzel gidiyor. Ya salatana limon olayım. Limon gibi sık beni. Ya Tarık tamam artık yeter. Hadi. Sen kendini acı çektirmek istiyorsun galiba. Manami aslında ben böyle sağlığımdan iki yumruk yemek istiyordum ama... ...yani Allah'ın sevdiği kuluyum herhalde. Bayağı patates çuvalı gibi yerden yere vurdun beni ya. Ama her şey mükemmel. Çok iyi hissediyorum. Bir tek benim iç organlarım yer değiştirmiş olabilir. Tarık hiç merak etme bak. Kalbin hala aynı yerde. Küt küt atıyor. Evet. Süper. Bir şey söyleyeceğim. Ya buraya gelmişken onu yapmadan gidemem. Mıncıka var mı burada, mıncıka? Allah aşkına. Yürü mıncıkayla bir dövsenize beni. Ya mıncıka da ne ya? Tarık bu kadar yeter artık, böyle bir yere getirmeyeceğim seni. Uzun zamandır yani çocukluğumdan beri böyle mıncıkayla bir sopa yemek istiyorum. Anladın mı? Ya Tarık bir kere o mıncıka değil, nunçakı. Yeter artık. Böyle bir yere bir daha getirmeyeceğim. O zaman tamam. Kutsal sopa. Bunu al. Bir tane vuracaksın ama doğru yere. Tam buraya. Tamam mı? Hazır mısın? Vur. Ya Tarık ben hiç sana vurmayacağım. Ya niye ya? Vur işte bir tane. Vurmayacağım dedim. Yeter artık. Hadi gidiyoruz. Ben bitti demeden bitmez. Hayır. Ah. Oh. Ah Manami. Yemin ediyorum. Sen Allah'ın bir lütfusun ya. Evet, sabah kahvesi olmadan da muhabbetin hiç tadı çıkmıyor vallahi Nazlı. Vallahi bugünkü muhabbete kahve bile tat katamaz Fatoş. Ay heyecanla bekliyorum anlatmanı.
anca özet geçebilirim. Dinle. Bizim bu Asuman var ya. Ha? Galiba Pelin konusunda haklıymış. Galiba değil, düpedüz haklıymış. Fatoş, bu kızın halinde, tavrında bir şey var. Aşırı derecede şüpheleniyorum ama adını koyamıyorum. Aa, o derece fena diyorsun yani. Hem de en fenasında. Gayet hoş, kibar, böyle gülümsüyor falan. Ama bir şey var, bir sinsilik akıyor. Sahte, sahte. Yılan. Bak, Bulut'a, Ferit'e, hatta bana bile. Çok kibar böyle, çok tatlı. Görünürde hiçbir falsosu yok. Ama birkaç kez bakışlarını yakaladım. Fatoş öyle böyle değil. Sen görsen hemen anlarsın. Bak, sadece bir kadın anlayabilir. Öyle bakıyor. Hemen böyle kafamı kaldırdım ben de, göz göze geldik. O bakışları bir anda değişti. Bir anda ya, kendimden şüpheye düştüm. Düşün, acaba ben mi yanlış gördüm diye. Yok Nazlı, senin içgüdülerin çok kuvvetli biliyor musun arkadaşım? Sen öyle görmüşsen o öyledir. Fatoş, aradan onca zaman geçmiş. Hangi beklentiyle geldi bilmiyorum buraya. Ama bak görürsün. Bu kız Ferit'in başına bir iş açacak. Artık ne kuyruk acısı varsa. Kim bilir nasıl ayrıldılar. Çok garip ya. Her hareketi böyle planlı programlı gibi. Sanki buraya gelmeden önce her adımını hesaplamış. Hepsini. Böyle laf arasında kitaplardan bahsetti. İşte kitabı gösterdi. Oradan geçmişi anlattı. İşte bu kitabı ben almıştım falan diye. Yani resmen laf arasında bana adres verdi. Git o kitaba bak diye. Bu gittikten sonra ben kitabı açtım baktım. Ne göreyim? Ne? Bunların Ferit'le beraberken çekilmiş fotoğrafı. Ya bunca yıl sonra sen o fotoğrafın orada olduğunu nereden biliyorsun? Demek ki kendi koydu. Görüyor musun bak? Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Cihan, Cihan. İşte bu kız tam bir ikizleri akrep. Gördün mü? Fatoş yuh. Burcu anladım da yükseleni nereden öğrendin? Ya Nazlı bu bir tane fotoğraf paylaşmış Face'te. Doğum gününde annesinin kucağında falan. Altında da bir tane teyzesi midir nedir biri bir yorum yazmış. Oradan böyle tahminen bir tarih çıkardım. Bir baktım ikizleri akrep, al buyur. Fatoş hayranlıkla dinliyorum, devam et. Vallahi Nazlıcığım benim bir kabahatim yok yani. Kız resmen yırtılmış. Gel beni takip et, seceremi çıkart, GBT mi al diye yani resmen. Ayrıca bu ikizleri akreplerde tipik bir özellik vardır. O da tam bir intikam meleği olmalarıdır. Bak bunlar böyle güler yüzlü davranırlar ama hep sinsi sinsi planlar yaparlar. Fatoş çok korkuyorum. Bir gün polis kapıya dayanıp seni götürecek diye. Kız Allah korusun, o nasıl laf ya Nazlı? Kafam oldu bu kadar. Sence Ferit kabul edecek mi böyle bir şeyi? Pelin bak, bu kadar iyi çalışılmış, sonunda kesin başarıya uğrayacak bir projeyi Ferit Aslan olsan bulamazsın. Zaten Ferit Aslan'ın kitabında da böyle bir projeyi reddetmek, geri çevirmek yok. Neticede bu projeyi sen sunmuşsun, başkası sunmuş, hiç fark etmiyor. Anlatabildim mi sana ne demek istediğimi? Bak, anlaştık değil mi? Anlaştık, anlaştık. Bak projeyle ilgili detayları dert etme sen. Zaten ben rakipleri bertaraf edeceğim, yolunu açacağım, temizleyeceğim. Sen rahat adımlarla yürüyeceksin, anlatabiliyor muyum? Sen sadece Ferit'i ikna et. Bana güzel bir orta yap ya. Tamam, anlaştık. Madem her şey sende, oltayı at bakalım. Ben de seneler sonra şöyle bir pusulu holding havası alayım. Al tabii ki ya, al, sana da bu yakışır. Şöyle güzel bir orta yap, ben de golümü yapayım ha? Bak seninle çok iyi bir sürece başlayacağız. Her şey çok güzel olacak, yemin ediyorum sana. Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Bir
tane adam tuttum sonra. Bu arabalardan falan anlayan bir adam. İşinin ehli, muazzam bir işçilik çıkardı. Abinin arabasından küçücük bir parça aldı. Sonra abinin arabası hop takla. İşte benim hazinem. Bulutun arabada olduğundan sana yemin ederim haberim bile yoktu. Zaten bu yüzden çocukların hep... Marina ihalesi için çalışma yapıp teklif verecek olan mimarlık ofisinin temsilcileri içerideler. 7 firma başvurdu da kaçı geldi bilmiyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sağ olun Melih sen. Hoş geldiniz. Ben... Vakit kaybetmeden hemen briefing'e başlayayım. Şimdi şöyle bir marina istiyoruz. Öncelikle Türkiye'de eşi benzeri olmayan değişik bir mimaride, başka bir vizyonda güzel bir marina istiyoruz. Olayı gelir. Neredesin? Neredesin? Bana gel, gel bana. Seni açsa biz seni. Gel bana. Ay ne kadar yoruldu. Hayal nereden aldı? Ay canım benim. Hediye. Ay seni de bunlar her ay böyle toplanıp bundan ne zevk alıyorlar ben gerçekten anlayamıyorum. Öyle deme ya. Bir yandan da sempatik sanki. İş, güç, çoluk, çocuk, koşturmaca içinde birbirlerine vakit ayırıyorlar işte. Kim bilir kaç yıldır arkadaşlar baksana. Annem ve Aysel teyze de yapıyordu ya böyle. Asuman sen de sanki İngiliz kraliyet ailesinin düşesisin yani. Hiç görmedin ömründe böyle şeyler sanki. Ay Fatoş'cum siz annenizin eteklerinde gün gün gezerken ben ne işler çeviriyordum bir bilsen. Ama yani gerçekten bunun hiçbir anlamı yok. Çok gereksiz bir şey bu. Yalnız mevzu çığırından çıkmaya çok meyilli. Bence biz bir an önce servise gidelim hadi. Göstereceğim yerini. Ama tek model. Çok güzel. Ay bir an aklım çıktı yemin ediyorum. Kadınlar resmen bebeği görünce içlerindeki canavarı keşfettiler ha. Bence dua edelim de bebek ağlamasın. Yiyeyim ben seni. Al işte buyur. Ay çok güzel. Ay ağlıyor gördün mü? Nasıl ağlıyor? Ay yok huysuz huysuz. Fatoş bu böyle sürmez değil mi? Sürmez herhalde Nazlı yani. Sürmez inşallah yani. Bence biz hemen yemek servisine başlayalım hadi. Yok bu çocuğum. Nasıl kesti? Yeni marina inşaatı için proje ve çözüm ortağı bir mimarlık ofisi aradığınızı öğrenince kalktım geldim. Kötü mü yapmışım? Yo, ben sadece şaşırdım seni görünce. Neden? Bence bu proje için gayet uygun olabilirim. İşime ne kadar aşık olduğumu ve en az senin kadar titiz çalışmaya özen gösterdiğimi unutmuş olamazsın. Hayır, tabii ki unutmadık. İşinde gerçek bir profesyonel olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem bu proje herkese açık bir iş değil mi? Şirket şartnamesine uygun olduğu sürece teklif vermemde ne gibi bir sakınca olabilir? Haklı. Hem ayrı kaldığımız onca zamanla hem de arkadaşlığımızın yeniden başlamasının hatırına bu proje şahane bir başlangıç olmaz mı? Bence bunun için daha küçük ve sakin adımlar atmalıyız. Bir anda böyle büyük bir proje için birlikte çalışmak fazla büyük bir adım olabilir. Ya Engin bir şey söylesene. Torpil istemiyorum ki. Küçük bir şans istiyorum sadece. İyi olan kazansın. Neden olmasın Ferit? Pelin haklı yani bu sonuçta herkese açık bir iş. Öyle olsun, tamam. O zaman kolay gelsin sana. Bir an önce çalışmaya başlamak istersen herhalde. Evet, acil çalışmaya başlamam lazım ama... öncesinde Zeynep'le Demir ziyarete gitmek istiyorum. Bana yerini tarif etseniz yeterli. Ben bir şekilde bulurum. Ben götürürüm seni Pelin. İşlerden fırsat bulup ne zamandır gidemedim zaten. Ben de gitmek istiyordum.
güzel kızım. Arkadaşının bir konuştuğu var mı? Ben şunu mu söyleyeceğim? Evet. Hayır, bekardır kendisi. Kız yoksa Hikmet'in oğluna mı düşünüyorsun? Hikmet Hanım, sana bir gelin buldum müjde. Nasıl? Fatoş, bak bir şey söyleyeceğim. Bu teyzelerim var ya, sesleriyle birlikte hacimleri de çünkü büyüyor. Sanki hepsi de genişliyorlar. Evet ya. Bizim acilen destek kuvvete ihtiyacımız var. Nereye gittim anam? Tam lazım olacağı zamanda. Tarık'la Aikido'ya gitmişler. Ay yazık. Tamam neyse. Arada kalan da Asuman oldu canım. Ne olacak? Hadi abla. Ablacığım, hadi. Allah. Benim size bir şeyler lazım. Allah Allah. Abla. Ablacığım. Fatoş. Beni buradan al. Fatoş. Ben çalışıyorum kardeşim. Abla. Abla elleme ya. Abla. Ablacığım. Bu ses ne böyle ya? Ha Fatoş. Bu ne? Manem bizim gün teyzeleri var ya elit olan hani. Onların içinden bir canavar çıktı. Gel de kendi gözüne gör gel. Nasıl yani? Gel gel. Teyzeciğim bakın gerçekten olmaz. Bunu burada açamazsanız diğer müşterilere ayıp olur. Ay niye ayol açılmaz mı bu? Aa açacağım valla. Neden açamayacakmışız? Parasıyla değil mi? 40 yılın başı kocalarımızı bırakmışız. Şurada oynuyoruz evladım. Eğleniyoruz. Eğlencemiz elim olsun böyle evladım. Hiç istemiyorum gerçekten. Ben çok iyi anlıyorum sizi ama. Aman öfettim. Ay gazeteciyle geldiğinde nasıl olacak böyle? Hiçbir fikrim yok vallahi Manami. Eyvah ya. Eyvahlar olsun Nazlı'yı da aldılar. Ama ben ablamı onlara yedirmem. Vallahi yedirmem. Açıl kız. Yedim Nazlı. Yalnız bırakmayacağım Zeynep. Sık sık geleceğim ziyaretine merak etme. Sen nasıl dayanıyorsun? Zor. Zor ama dayanıyorum. Bulut için. Çok özlemiştim onu. Son bir kez görebilseydim. Uzun zamandır görüşmüyorduk biz biliyorsun. Artık gidelim mi? Olur. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel. Hı.
İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Yani üzüntüden herhalde bir an başım döndü. Hatırlıyor musun? Sen, ben, Zeynep bazen saatlerce yürüdük. Zeynep hareket etmeden duramazdı. Yolda bulduğu her canlıyı beslerdi. İnsan, hayvan fark etmezdi. Saatlerce beklerdik onu. Zeynep çok sabırlı ve şefkatliydi. Geç kalıyorsun, işin var galiba ama buraya mezarlığa gelmek çok kötü oldu. Nefes alamıyormuşum gibi geldi bir an. Biraz yürüsek, yani eğer mümkünse. Ben aslında... Özür dilerim ben, seni zorlamak istemem. Sadece... Sadece çok ağır geldim. Biliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum buraya geldiğimde. Benim biraz daha zamanım var. Yürümek ikimize de iyi gelir. Evet, sizi buradan alalım. Buyurun. Buyurun lütfen. Bu ses... Personel. Personelimizin mutluluğu bizim için çok önemli. O yüzden böyle müzik falan olsun istiyoruz. Evet. Anlıyorum. Ben hemen size menümüzden bahsedeyim. Menümüzü Ferit Bey'le birlikte oluşturduk. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Ama tabii Manami'nin bu konudaki desteğini azımsayamam. Benim verdiğim desteğim Nazır şefimizin hazırladığı yemeklerin tadına bakmak oluyor. Anlıyorum. Peki idol edindiğiniz bir şef ya da mutfak var mı? Elbette var. Ben işini severek yapan herkesten ilham alırım. Öncelikle anne. Ayrıca Manami ile gönlümüzden geçen Uzak Doğu mutfağı Türk mutfağını sentezlemek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor zaten. Evet, çalışıyoruz ama dediğim gibi ben sadece tadına bakıyorum. Anlıyorum, ilginç. Bence buradaki fotoğraflar yeterli. İsterseniz başka taraflara geçelim. Bir dakika ama önce biz size mutfağı göstersek. Evet, kesinlikle mutfağı görmeniz lazım. Nazlı'nın Ferit Bey de gelecek değil mi? Sizinle burada çok güzel bir sohbet ediyoruz ama konseptimiz gereği iş adamı yatırımcının da burada olması gerekiyor. Yoksa bir röportajı kullanamam. Evet, tabii ki gelecek Ferit Bey. Ama o gelene kadar biz boş durmayalım değil mi? Buyurun lütfen, mutfağı alayım sizi. Buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Ya Ferit nerede kaldı ya? Bilmiyorum, Manami çoktan burada olması lazımdı. Ama mutfağı çok iyi akıl ettin. Teyzeleri görmeden aşağı indirelim şunları, hadi. Hadi. Evet, burası da mutfağımız. Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Evet. Lütfen. Çok güzel. Hadi yukarı çıkalım. Bir dakika, bir dakika. Ama mutfaktan da birkaç kare çeksek olmaz mı? Evet, evet. Şahane fikir. Mutlaka çekmemiz gerekiyor. Çünkü bizim mutfağın ışığı çok iyidir. Hem röportajda böyle şık durur. Mutfakta fotoğraf. Mesela şurası, şurası harika. Buranın ışığı falan da çok güzel. Çok güzel çıkıyor fotoğraflarda. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum size. Bak kadınlar bir türlü gitmiyorlar. Ferit de gelmedi. Fıdış gözünü seveyim, hallet. Tamam, dur, dur, dur. Abla, abla. Ya bunlar çıldırdı. Ben bunları zapt edemiyorum artık ya. Fıdış koş, koş, koş. Her şey yolunda mı? Evet, tabii ki. Her şey gayet yolunda. Malum burası şu an çalışan bir restoran. Yukarıda müşterilerimiz var, canımız müşterilerimiz. Ama Fatoş hepsiyle ilgileniyor değil mi Fatoş? Evet şefim, her şey kontrolüm altında. Size kolay gelsin. Ya aslında insanları böyle yemek yerken falan mı çeksek? Hani daha canlı bir restoran havası olur o zaman. Hadi yukarıya çıkalım. Olmaz olmaz, göremeyiz çünkü... Benim sağlatmak istediğim çok önemli bir yemek felsefesi var. Japonların çok ünlü bir yemek felsefesi var. Onu mutlaka yazmanız gerekiyor röportajda. Beşler kuralı. Beşler. Beş tane çok önemli kural demek oluyor beşler kuralı. Buyurun anlatayım. Lütfen, lütfen, lütfen. Buyurun. Lütfen. Şöyle verin size. Ablacığım ben de. Ben hemen size bu çok ünlü Japon felsefesinden biraz bahsedeyim. Beşler kuralı, yani yemek beş duyumuza da hitap etmeli. Tabakta beş tane renk olmalı. Hep beş üzerinden gidiyor böyle. O renkler turuncu, yeşil,
kırmızı, sarı, beyaz, siyah. İşte güzel renkler. Mesela... İlki koklama. Evet. Koklama. Tat alma. Görme. Havuç. Göz sağlığı. En önemlisi. İşitme. Kesinlikle çok haklısınız. Mükemmel görünüyor. Bir de şuradan çekeyim. Hatta ben tabağı şöyle bırakayım. Siz güzel güzel birkaç karesini çekin. Ben de yukarı gidip bir geleyim, hemen geleyim. Biraz şu İstanbul'la ilgili özlemeyeceğim tek şey trafiği sanırım. Amerika'dayken bir şekilde katlanırım diyordum ama çekilecek çile değil. Geç kalıyorsun değil mi? Bak ne diyeceğim. Sen şu ileriden kaçsana. Hiç bekleme bunları. Beni de burada indir. Yürüyüş yapmış olurum, biraz iyi gelir. Emin misin? Hala centilmezsin, evet, ama eminim. Beni otele bırakarak vakit kaybetme. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Mekanın ışığı çok güzel. İnanılmaz fotoğraflar yakaladım bugün. Nazan, itiraf etmeliyim ki çok uzun zamandır bu kadar keyifli ve lezzetli bir sohbet gerçekleştirmemiştim. Çok teşekkürler. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için. Evet, restoranımıza şans verdiğiniz için. İş adamlarıyla iş ve yemek üzerine röportajlar gerçekleştiriyoruz. Fakat yemek olayının bu kadar renkli ve keyifli olabileceğini daha yeni keşfettim. Ne mutlu bize o zaman. Siz de kazanmış olduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Ferit Bey gelmeyecek herhalde. Önemli bir iş çıktı sanırım. Evet, çok önemli bir iş. Yoksa Ferit hiç böyle yapmaz. Açıkçası Ferit Bey'in olmadığı bir röportajı yayınlayabileceğimi düşünmüyordum ama... o kadar keyifli ve lezzetli bir röportaj oldu ki... bu röportajı çöpe atmak gerçekten yazık olurdu. Önümüzdeki ay başında dergimize röportajınızı okuyabilirsiniz. Zevkle okuyacağız, emin olabilirsiniz. Siz de ne zaman isterseniz Sakura'ya bekleriz. Çok teşekkürler. Seve seve geliriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Emeğinize sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Teyzeler. Sakin sakin. Afiyet olsun. Geç kaldım. İçin rahatlayacaksa o merdaneyi kafamda kırabilirsin. Konuyu ciddiyetle düşünüyor gibisin. Neden olmasın? Nazlı, gerçekten çok üzgünüm. Şirkette işler uzadı. Pelin yeni açtığımız bir işe teklif sunmak için geldi. Sana çok önemli, burada olman gerekiyor dedim. Ve gecikme için sunduğum bahane bu mu gerçekten?
Sonra Zeynep'in mezarına gitmek istedi. Ben götürdüm. Trafiğin bu kadar olacağını hesap edemedim. Seni zor durumda bırakmak da istemedim. Ben işleri sensiz de gayet güzel idare edebilirim Ferit. Ettim de. Sorun şu ki burası ikimizin yeri. Ve sen burada olmalıydın. Haklısın. Ama bensiz idare edebileceğinden hiç şüphem yoktu zaten. Nazlı. Ben seni üzmek istemezdim. Lütfen inan. Abartmayalım istersen Ferit. Üzüldüğüm falan yok. Bir söz verdin, tutmadın. Ben de zor durumda kaldım. Ama hallettim. Sorun yok. Nazlı. Bak Ferit, gerçekten çok işim var. Bence boş verelim, tamam mı? Sorun yok. Evet, yoğunuz. İkimiz de yoğunuz. Hatta beni bekleyen toplantılar var. Ona rağmen gelmiştim buraya. Sen o zaman vakit kaybetmeden toplantılarına git. Gidiyorum. Bu arada aklımda olsun. Bulut iki günlüğüne annemde olacak. Çiftlikte. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Dans inşaatının sunumuna yetişemeyebilirim demiştim ya. Yetişeceğim. Sen şirkette kalabilirsin. Sonra ben şirkete geçerim akşamki toplantı için. Tamam. Hesap kitap mı yapıyorsun? Hmm. Benim verdiğim derslerden gelecek parayı da ekle. Bir de teyzelerin günü vardı ya. Orası da bizim için iyi olacak. Bu ayın başında dergi çıksın. Oradan çok olumlu geri dönüşler alacağız. Bayağı işimize yarayacak. Hadi inşallah. Mustafa'cığım, bak şimdi bunları zarfa koyup üzerindeki adrese kargolar mısın? Tamam, halledeyim. Asuman, ne yapıyorsun sen? Ya yeni bir oyun buldum da. Ya ve oyunu aşırı tutuluyorsun yani. Beni o kadar sardı ki bırakamıyorum şu an. Durmadan oynuyorum. Oyna ablacığım, oyna tabii. Biz senin çatır çatır yediğin okul taksitlerini denkleştirmek için çalışalım. Sen oyun oyna Asuman. Ya sen merak etme o taksit meselesini. Halloldu o iş. Ne demek halloldu ya? Af falan mı çıktı? Yok ya, Deniz kapattı o mevzuyu. Yani ben aslında gerek yok dedim ama itiraz etme deyince de sustum, çok bir şey söylemedim. Fatoş, ne diyor bu? Geliyorlar bana, geliyorsun kızım sen, yer mi gidiyorsun? Osman, ya Nazlıcığım tamam. Gelmesinler canım sana, sakin ol. Kızım, ben Ferit'e borçlanmamak için ek ders veriyorum ya. Sen ne hakla beni Deniz'e borçlandırırsın? Abla, Deniz'e borçlanan sen değilsin, benim. Ayrıca adam kıt kanaat geçinmiyor yani. Bir arkadaşın öbür arkadaşa yardımı bu. Yani yardım etti, konu kapandı. Sen niye bunu bu kadar büyütüyorsun ki? Okulla konuşurduk Asuman, okulla! Bir yolunu bulurduk, taksitlendirirdik borcu. Sen nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl Deniz'i karıştırırsın işin içine? Her anını, duydun mu? Dersler dışından kalan her saniyeni bu restoranda geçireceksin. Bir saniye bile durmayacaksın Asuman. Ne yapacaksın, ne edeceksin? O borcu geri ödeyeceksin. Sonra ben bağırıyor oluyorum değil mi? Ben Asuman'a sürekli bağırıyor oluyorum. Ben istemez miyim ya? Ben istemez miyim kardeşimle oturalım, iki ciflam edelim? Hayattan konuşalım, ben de biraz dertlerimi anlatayım. Ben istemez miyim? Ama bizden olmaz değil mi Asuman? Bizden hiçbir şey olmaz. Sen sürekli sorun çıkartırsın, başımızı belaya sokarsın. Ben de otururum, senin sorunlarını çözerim, arkanı toplarım. Yazıklar olsun sana ya. Çık git, git! Evde görüşürüz Fatoş. Yeter Fatoş ya, vallahi yeter ya. Biz neden iki normal kardeş olamıyoruz? Her gün bir sorun, her gün bir olay. Bıktım artık Fatoş, vallahi bıktım. Muzaffer merhaba, Asuman ben. Hani dün vermiştin kartını. Bu akşam için hala garson arıyor musun? Tamam süper, sen adresi yolla bana. Ama paramı peşin alırım. Öyle sonra hesaba yatırmalar falan tanımam ben.
Nazlı, ben sadece yardım etmek istedim. Deniz, Asuman'ın arkasını toplayarak Asuman'a yardım etmiş olmuyorsun. Ona iyilik yapmış olmuyorsun. Biliyorum. Ama arkadaşımın sorunlarını halledebilecek imkanlarım varken elim kolum bağlı oturmak istemedim. Bırak yaptığı hatanın bedelini kendi ödesin. Ödesin ki bir şeyler öğrenebilsin. Artık büyümesi lazım. Nazlıcığım, ben nasıl iki yetişkin insanın sahte bir evlilik yapmasına karışmıyorsam, hatta buna saygı bile gösteriyorsam, sen de iki yetişkin insan olan Asuman'la benim arkadaşlık ilişkime karışamazsın. Deniz, elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım. Olur Nazlı. Karıştırmayız. Görüşürüz. Görüşürüz.